Galatasaray dağları taşları kaçırdı, direkleri dövdü. 89'da üstünlük sayısını buldu dedik. Valla ben baskı sağdaki rakiplerinden çok birbirleriyle kafalarında mücadele ediyor diye başladım işe. Sen nasıl getireceksin devamını? Bilmiyorum şimdi. Bu kadar gol kaçar mı ya? Ama gol kaçmanın yanında direklerden falan da inanılmaz. Evet. Bende. Yalnız şu hocam bak. Şimdi 1-0 önde kapatıyorsun Antep. Avantajın var 1-0 önde kapatma. Çıkıyorsun. Kaçta gol yedi? Bir biri 1-1 bir, bir. Ee, bir yandan da kafa kulağımı Tolga bir şeyler söylüyor 72. Bak 72. Gol yedin. Okan kenardan oyuna el er koyuyor. Takıma el er koyuyor. Bir şeyler diyor. Er şeyler yapmaya çalışıyor. Şeyler tabii. yapıyor, sokuyor, çıkarıyor çünkü yorgunluk onlarda da var. E kardeşim senin takımın defans yapıyor. Çok da baskı yiyor. Senin takımın ilk yarı gitti ile diye çıktı. Biraz ileride top basabilirsen defansı dinlendirirsin. Ama bu kadar baskı yersen hani o güneşe kar dayanmaz. Yok. Bir yerde hata yapar. Nitekim bir top sekti. İnanılmaz bir şut gol oldu. Yani olmayacak gol oldu olacaklar olmadı direğe vurdu kaçtı filan ama bak burada şimdi Okan'ın hakkını Okan'a vermek lazım. Yani maça el er koydu, değişiklikleri doğru yaptı, zamanında yaptı, maçı çevirdi. Ne zaman Gaziantep Teknik Direktörü'nün Direktörün no, aklına geldi? geldi sonra, iş bittikten sonra. Ondan sonra. Ne aaa, sen kenarda mı seyretmişsin bizim. Ama gibi. laf söylemeye gelince konuşuyor bayağı. Çene bir karış. E bu maçı sen verdin. Ha şöyle bu maçı zaten Galatasaray söke söke aldı onun hakkıydı. Ha. Ama sen verdin yani bir puanı kurtarabilirdin. Biraz akıllı olup biraz dikkatli olup biraz laf yetiştireceğine oyuna hakim olsaydın biraz. O kadın hamlelerine karşılık verebilseydin ondan kopya çekiç olması adam değiştiriyor. Sen de değiştir adam bütün de silahlarını soktu. Defansı çıkardı ucuma aldı hepsini. Niye? Tabii, tabii o kenara aynı şekilde değil girecek oyuncular belki ama en Olsun. azından dinlendi yani oyuncu dinlenmiş abi. oyuncularla savunma yapıyorsun zaten sadece ya. 10 dakika evet. 10 dakika 15 dakika sen eğer o tarz dinlenen bir futbolcu bulamıyorsan zaten yanmış hocam Onu 33 diyeceğim. şut denemesi var Galatasaray'ın 9'u isabetli direkleri isabetli saymıyor biliyorsunuz malum bu istatistikler. 65 kez rakip ceza sahasına topla buluşmuş. Galatasaray geçen puan 71 vardı mesela. Yazık olurdu futbol, Yazık için. olurdu. Şöyle bir maçta yani hocam bakıyorsun. Ya. Hakikaten hak etti maç. Daha, Daha olurdu, doğrusu futbola evet, <laughs> ihanet evet. olurdu. Evet. Bu nedir ya? He ama bu kadar da kaçırmayacaksın. Hocam, hocam bu kadar ne? da kaçıyorsa Kaçar da var ama hocam bir yerde kaçar, kaçar da. Ama direklerden de kaç? 3 tane mi 4 tane dört mi? 4 hocam 4. E, offside pozisyonları var Kılpay'ı. Var. filan yani Galatasaray yapabilecek çok şeyi yaptı. Teknik adamı da yapabilecek çok şeyi yaptı. Ama şansı yaver giden rakip teknik direktör baka kaldı seyretti hocam. Hmm. E, sondaki ikinci vuruşu da sayıyor. Halil'i iki kere mi sayıyor orada? Beş top diyor evet. E, direkten dönü, Yani Galatasaray... Evet, Galatasaray bugün sonunda <laughs> direkleri de geçti, maçı aldı sonunda. Evet hocam, yani e, ama işte bu işin e, o baskının, o e, şeyin üzerlerindeki o stresin net bir şekilde sahaya yansıdığını gördük hocam. Yani. Ama şu var tabii Galatasaray için şöyle bir olay var, bir bundan sonra oynayacağı daha iyi takımlarla maçları var. Orta sıralarda filan. İstanbul spor maçı da kolay geçmedi. Tabii. Bu maçta en kolay geçmesini beklediğin maçlar. E, evet. Keza Fenerbahçe'de de öyle oluyor. Evet. İçeride Samsun'a puan kaybetti. Öndeydi puan olarak çünkü. E, zor geçti Başakşehir maçı da. Gerçi o dışa yani rakip sahada. E, en son Ankara gücü maçı da. Yani hep benzer senaryolar seyrediyoruz. Ben bu filmi tekrar tekrar izleriz dedim. Öyle olacak. Öyle gözüküyor Gerginler. hocam. Gerginler. Öyle böyle yani rahat olsan ama rahat olmaları gerekir hocam Yapsan sen Galatasaray takımısın Fener takımısın yani karşındaki takımın gücü belli kapasitesi belli para değeri belli 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 Ya yani bir de kendi sahanda oynuyorsun biraz daha rahat hareket etmeleri lazımdı ama yine de yine de maçı çevirdiler hocam Doğru öyle veya böyle. Bu şekilde artık e, ligin e, boyu aktılar. kısalmışken kısalmaya evet. başladı artık iş geriye sayım başladı. Buralarda Çinliği artık açtıra. kazanmaya bakacaksın. Evet. Ya yani bundan sonra tabii ki iyi oyun önemli ama hani bu kadar nefes nefese bir yarışta yani kazandığı maça bakacaksınız skor olarak. Galatasaray soldan bugün çizgiye falan indiler de sağdan fazla çizgiye inmediler. Sağdan, çizgiye inmediler. sağdan ceza alanı duvarından ortak aradılar. Evet. ay gidince fazla inemiyorlar orada. Hocam orada. O gidiyor daha yani. bu kadar. Tabii tabii. Aynı şey değil. Şimdi gitmiyorlar bak. Aynı şey Gidemiyorlar. değil. Gidemiyorlar. Ceza alanı çizgisinden uçtan oradan atıyorlar. O hizadan atıyorlar. Yani Kaan'la Boye'nin aynı katkıyı vermesine imkan Belki işte bilmiyorum transfer olabilir ki ona o tarz haberler geliyor. Ee, oraya şu transfer döneminin bitimine kadar daha bir aşağı yukarı 10 gün var. Ee, herhalde oraya bir katkı yapacaklardır. Çünkü ciddi de bir kasaya para girdi. İç sahada çok e, galibiyet serisi hani puan kaybetmeme geleneği sürüyor Galatasaray adına ligin başından beri e, ona bir yeni halka eklemiş oldu bugün sarı kırmızılı takım e, şöyle bir bakıyorum kaç tane 2-1 ha 2-1 2-1 2-1 Son 15 iç saha maçını kazanmış Okan Buruk. Geçen sene 3, bu sene 12, 15 ediyor doğru. Ee, ve 15 maçlık iç saha serisi yakalayan ilk Türk teknik adam Galatasaray'da. Evet, Okan Hoca. Okan Hoca da Ahmetli Gündüz Kılıç'ı geçti. Çok önemli bir e, başarıya imza atmış görünüyor. Yani daha genç yaşında teknik adamlık için. E, çok önemli işler yaptı hocam. Gökten zembille inmedi ama. Yok hocam. Akisar'da Şimdi bakıyorum. Baktan Zembille. Başakşehir'de geliyor. şampiyonluk evet. da ne yapar bir adam. E, buraya da geldi yine aynı şekilde devam ediyor kupalarla. Bu yani bu yol onu yani böyle bir altyapıyla Avrupa'ya da taşır bir dönemde İnşallah. diye düşünüyorum. Bak bugün mesela olaya el koydu. Değişiklikleri zamanında yaptı. Maçı seyretmedi. Girdi çıktı maça ve neticesinde aldı. Çok net. Zaha kilidi açan oyuncu oldu. Kenardan geldi. Ee, iyi de bir gol vuruşu yaptı hocam. Wilfried Zaha. Ee, kenardan geldiğinde, bugün de 9. gol oldu şakamaka. maka. Evet. Zaha da e, bir vites yükseltti. E, Zaha da 9. golünü kaydetti ligde. E, o anlamda da önemli bir katkı. Bak Mertens'te de biraz fizik olarak yükselme var. Yani daha çabuk şey yapıyordu. Şimdi şimdi biraz daha direnci arttı ve daha biraz daha etkili daha olmaya başladı. Daha uzun dakika alabiliyor. Eden. Yani bugün evet. daha fazla süre aldı ve taşın altına elini de koyuyor hocam o, sorumluluk o, yani alıyor. Oynadığı yerde takıma da etkili oluyor. Attığı paslar filan oyunu kuruşu vuruşu farklı bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'nu ıı, kaçıncı dakikaydı? 70'lerde yanılmıyorsam. Ben yani biraz e, daha bekler mi aldı. diyordum. Maçtan, 71 değil mi? Maçtan sonra da e, bir görüntü geldi ekrana. İşte sarıldı onu. Biraz teselli eder tarzda bir diyalog geçti aralarında. Ama e, seyirci neye tepki gösterdi Tolga? Kerem'e mi tepki gösterdi? Ben bunu anlamıyorum ya. <laughs> Şimdi muhabir arkadaşımızdan da bilgi geldi. Tribünden tepki almış Kerem oyundan Allah çıkarken. Allah. Ya bu adam ne e, yapacak ne ya? yapar? Ya bu kadar sonucu etki etmiş gol ve asist olarak o katkıları alalım mı? Okan Buruk'un sol bek tercihleri. <laughs> ya şuraya bak. Berkan da oynadı hocam sol bekte. Ya bunu da bu da oldu. Bu bu Okan Buruk'un tercihi değil. E tabi. Bu Galatasaray'da hani o meşhur var Yönetimin ya. Yönetimin tercihi. Yok hayır. <laughs> Önü, şey var yani hani meşhur ne o? Şey e, transfer mimarisi, He, transfer mühendisliği, transfer politikası. <laughs> Onun eseri bu iş abi. Öyle veya böyle. Angelino olmayınca, oradaki e, hesaplar tutmayınca o paraya da girmek istemedi. Çünkü oynatsa 6,5 milyon bir zorunlu para vermek e, durumunda kalacak. Orada Kazımcan biraz genç kardeşimiz ufak tefek pas hataları vesaire. Biz ufak tefek diyoruz da tabi hocasına göre biraz daha büyük olacak ki orada devşirmeler oynuyor. E şampiyonlar ligine elendiler abi. Evet. Barış Alper Alperi de denedi. sonra baktı Barış Alperiler de bugünkü gibi daha etkili olabiliyor. Sazan gibi girdi top adama. Boş top bir orta bir gol hadi güle güle. Barış Alper solda ya adam Barış Alper de sol arkada sağ önde sol her yerde oynadı da. İleri uçta da oynadığı maç var. Kaan Ayhan da oynadı. Kaan Ayhan da biraz sıkıntı oldu ki Abdülkerim Bardakçı oynadı. Aman hocam beni bir daha burada oynatma demiş bu arada. Ama zorunlulukta o da oluyor. Giden Dubu oynadı. Berkan oynadı. Ee, yani oraya oraya da bir transfer gelebilir. Kuvvetle muhtemel. Galatasaray'ın öyle bir şey şeyi de var. Hareketliliği de var. Kerem'in şimdi sol tarafta yaptığı katkı gole katkılar hazır mı? O da mı yok? Bir Kaan Ayhan'a bakayım o zaman bir dakika. ve oynadığı yerleri çünkü Kaan Ayhan da her yerde oynadı ya. O da e, İsviçre çakısı mıydı o her şeyi yapabilen?